Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Başkan Vekili, aynı zamanda Keçiören Meclis Üyesi Sayın Fatih Ünal'la beraberiz. Bir AK Partili olarak bütün ilçeleri gezen, en çok gezen kişisiniz Sayın Başkanım. Sosyal medyada takip ediyoruz. Bugün de 326 eğitim tesisinin açıldığı Keçiören'deyiz. İlçelerde yatırım durumu nasıl gidiyor efendim? Buradaki durum nasıl? Takip ediyor muydunuz önceden? İçerileri nasıl? Şimdi öncelikle teşekkür ediyoruz. Eğitim camiasına ilginiz ve eğitim çalışmalarına ilginizden dolayı Medya Ankara'yı tebrik ediyorum. Dediğiniz gibi Ankara'da çok ciddi bir eğitim seferberliği başladı. Hele ki bu tekne eğitim sistemine geçilecek olan şu son dönemde Ankara'da 326 irili ufaklı eğitim müessesesi bugün açılıyor. Nasip olursa diğer okullarla beraber açıldığında 1-2 yıl içerisinde Ankara'da %80-90 oranında tekne eğitim sistemine geçmiş olacağız. Hem ilkokullarda hem ortaokullarda hem liselerde. Bu çok önemli bir rakam. Bu öğrenciye, vatandaşa, veliye nasıl yansıyacak efendim? Yani eğitim kalitesi artırmanın yanında, dışında. Şöyle, sınıflarda zaten en fazla 30 kişilik sınıflar biliyorsunuz. Tekne eğitim sistemi olduğu zaman da çocuğun okulda çok daha kaliteli, nitelikli bir vakit geçirme durumu söz konusu olacak. Çünkü biliyorsunuz ikili eğitim sisteminde sabah 7'de giriyordu, işte 1 gibi çıkıyordu. Sonra ardından bir ekip giriyordu saat akşam 7-8'e kadar. Çok yoğun bir ikili eğitim sistemi vardı. Şimdi saat 8.30-9 gibi girecek, saat 2.30-3'e kadar çok nitelikli bir çalışma olacak. Bir, öğretmenler anlamında da aynı şekilde öğretmenler fazlalaşacağı için öğretmenlerin öğrenciye ilgi alakası da artmış olacak böylelikle. Yani tekne eğitim sistemi hem çocuğun okulda daha nitelikli bir vakit geçirmesini sağlayacak, hem de kendisine diğer sahil zamanlarda da çok daha iyi bir imkanla spora veya sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak. Bu çok önemli bir geri dönüşüm aslında. Yani şu an Keçiören'de 58 tane okulu açıyoruz. Çok önemli bir rakam bu. Evet. 58 okul. 58 tane irili ufaklı okul açıyoruz, müessese açıyoruz. Şu an burada bile 4 tane okul var. Bunlar çok önemli rakamlar. Toplamda 326 tane okul açıyoruz ve inşallah bir yıl sonra bitecek okullarla beraber tekne eğitim sistemine hemen hemen her ilde, ilçede geçmiş olacağız. Bu 326'dan köyler, işte kırsal nasıl istifade ediyor efendim? Onlar da istifade ediyor ama daha çok Çankaya, Etibeskut, Kincan, Keçiören gibi metropol şehirlerde çok önemli kazanımlar var. Niye? Çünkü tekne eğitim sisteminde buralarda sıkıntı vardı. Mesela tekne eğitim sistemi anlamında yani Evren'de bir sıkıntı yoktur. Ama Keçiören'de bu anlamda sıkıntı vardı. Şu anda da 58 tane burada müessese açıyoruz. Çok önemli bir rakam bu. Ama tüm Türkiye'nin her tarafında baktığımızda iyi bir seferberlik var. Fiziki imkanların arttırıldığını görüyoruz. Okulların kalitesi arttırılıyor. Depreme dayanıksız okul neredeyse yok denecek kadar azaldı. Yani şu okulları bilmiyorum, bir gezdiniz mi? Artık çok daha kaliteli yapılıyor ve ömürlük okullar yapılıyor. Bu okullarda çocuklar işte oyun sahaları var. Yani oyun sahalarından faydalanacaklar ve diğer fiziki şartlar, laboratuvar şartları baktığımızda hakikaten dünden bugüne çok iyi yerdeyiz eğitim anlamında. Ama yeterli mi? Değil. Eğitim kalitesini arttırması için öğretmenlerimizin daha kaliteli olması lazım. Öğrencilerimizin de eğitime daha çok ilgi duyması gerekiyor. İnşallah tekne eğitim sistemiyle beraber bunu sağlayacağız. İlçelerde sosyal, kültürel faaliyetler de arttı. Tarihi faaliyetler arttı, tarihi eserler arttı, ulaşımda bir faaliyet arttı. Oralardaki son durum nedir efendim? İlçelere gidiş yolları, diğer illere bağlayan yollar, hem tarihi hem turistik hem ulaşım anlamında soruyorum. Yani şu an karayollarının, Ulaştırma Bakanlığımızın çok ciddi bir çalışması var. Hem Nallıhan yolu üzerinde, hem Kahraman Kazan yolunda, hem de Akyurt tarafına, Çankırı tarafına giden yol üzerinde çok ciddi çalışmaları var. Yani inşallah artık bir yıl içinde tüm ilçelerimize bağlantıları çift yollu, yani gidiş gelişli yapacağız inşallah. Bunu da şu an Nallıhan'da bir problem var. Orayı da bitirmek üzereyiz. O tünel geçidini de sağlayarak bitirmiş olacağız. Kahraman Kazan'da yenileme çalışması devam ediyor. Akyurt tarafında viyadükler bitmek üzere. İnşallah çok daha ciddi bir ulaşım altyapısına kavuşmuş olacağız. Hem sanayileşmeyle, istihdamla ilgili bir destek sadece belediyeler eliyle mi olacak, yoksa var mı? Yok, Ankara'da zaten, Ankara biliyorsunuz sanayi üssü bir kent. Yani İvedik'te, Ostim'de, bu Kahraman Kazan bölgesinde, Sincan Organize Sanayi'de, Akyurt'ta çok ciddi havzalarımız var. Bu havzaları da kaliteli havza. Yani
uzay teknolojisiyle ilgili veyahut savunma teknolojisiyle ilgili havzalarımız. Yani Ankara sanayi anlamında da büyüyen bir şehir ve çok da ilgi duyulan bu TUSAŞ olsun, Havelsan olsun, Roketsan olsun, buralarda çok ciddi firmalar var ve bunların çalışmaları Ankara'yı daha ciddi bir savunma merkezi haline getiriyor. Bu kaliteli ürünlerin üretilmesine de sebep oluyor. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı çok olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hep beraber.